Merhaba arkadaşlar, Buket'te Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım, İzleyenlerin adına da niyetlendim. Sizlerle gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlerin arkadaşlar ve bakalım fincanımızın bize bugünkü mesajı neymiş. Hep beraber dinleyelim. Öncelikle kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Zile basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarından da haberdar oluyor olacaksınız. E bu size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruyorsunuz. Buketle kahve falı Instagram hesabından aşağıda bir link bırakıyorum. 0533 031 0132. Telefon numarası üzerinden de bana ulaşım sağlamanız mümkün arkadaşlar. Ben gün içerisinde sabah 10 akşam saat 7'de iki ayrı fal videosu yayını alıyorum. videomu çekerken kapatma esnasında da izleyecek herkes için gönüllerinden geçirdi ne varsa gerçekleşsin. Temennilerle buluyorum, bulunuyorum. Bu temennilerle kapatıyorum. Böyle niyetleniyorum. Şimdi sizlere de göstereceğim arkadaşlar. Bakalım fincanınızın mesajı neymiş? Evet. Şimdi ben bir fincanda geçmiş görürsem mutlaka dile getiriyorum. Bunu biliyorsunuz artık. E, kimisi diyor ki bazı arkadaşlarımız yorumlarınızı okuyorum. Ya Buket Hanım duymak istemiyoruz. Geçti gitti diyorsunuz. Evet sıkıntılı günlerimiz geçtiyse gitmişse ne mutlu bize. Bugün böyle olma sebebimiz geçmişteki yaşadıklarımız. Ben böyle düşünüyorum. O yüzden de gördüğüm mutlaka varsa e, dile de getiriyorum. E, falda da yorumluyorum. E, şimdi özellikle geçmiş tarafınıza baktığım zaman iki kişi var arkanızda duruyor. Siz daha doğrusu aslında şöyle bakın arkadaşlar sizin arkanızda bir kişi var, sizin yüzünüz birine dönük. Şimdi bu yüzünüze dönük olduğunuz kişinin arkasında kalmış bu iki kişi. Yani ve çok da inatçı ben diyen bir insan bu yüzünüzün dönük olduğu kişi. Sizin arkanızda destekleyeniniz var ama özellikle o kişi ve arkasındaki kişilere göre siz daha eliniz zayıf görünüyor o karşı taraf daha dirayetli ve güçlü duruyor şimdi yani sizin bazı şeylere mecbur kalmanız mümkün böyle bir geçmişiniz mümkün ş harfi var s harfi var 5 rakamı var bir de ama şöyle görüyorum bakın siz bu sıkıntılı yaşadığınız durumu birilerinin etkisine kalarak yaşanmış belli ki ama sonrasında alınan kararlar var elinizi özellikle siz diyorsunuz ki ben bu şartlarda burada duramam önünüzü, yönünüzü geleceğe yönlendirmişsiniz. Bir kişi de böyle o iki kişinin etkisine kaldığı için arkasını size dönmüş. Bir şekilde fikir çatışmaları yaşanıyor olarak çıkıyor. Bir yolunuz var ama yolunuz çok engebelli. Ve siz bu engebelden korkuyorsunuz. Bilinmezlik sizin canınızı sıkıyor. Ve bir kararsızlık ve ciddi anlamda canınızı sıktığınızı görüyorum. Ama zaman sizin ilaç olmuş gibi duruyor açıkçası falınızda. zaman birçok şeye ilaçta. Sizde de zaman gerçekten ilaç olmuş. Çünkü ne var biliyor musunuz burada gördüm. Sizin bu fikir çatışması yaşadığınız durumda sizin fikriniz her neyse haklısınız aslında. Ve devran dönecek sizin dediğiniz haklı olduğunuz kanıtlanacak gibi duruyor. Nitekim şu an sanki bunun sonuçlanması için ben burada belge olarak görüyorum ama resmiyeti taşımış olabilirsiniz mahkeme olabilir belki de yaşadığınız bu sıkıntılı sürecin yanı sıra işinize dair yeni bir iş anlaşmasında iseniz başvurduğunuz iş yerinden haber bekliyorsanız bunlar gelecek gibi duruyor Siz adınıza güzel gelişmeler varmış geçmişteki tozlu raflarda kalan bir sıkıntılı süreç sonrasında daha rahat olduğunuz bir karar aldığınızı görüyorum şimdi bugün Yolunuzda yine aslında sizin aslında belki de en yapmamanız gereken şeyi kendinize şöyle yapıyorsunuz. Etrafınızdaki herkesin fikrini dinliyorsunuz. Keşke bunu yapmasanız. Kafanızın bulanıklaşma sebebi çevrenizde duyduğunuz çeşitli öneri, söz, belki söyledikleri yorumlar. Bir şekilde kafanızın karıştığını görüyorum. Şimdi bir anahtar görüyorum ev alacaklar için net bir şekilde ofis kurarsınız ev alırsınız kendinize bir yatırım yaparsınız ama anahtar araba olur bir şey satın almak istendiğini görüyorum burada yani bir meselenin çözülmesi anlamında değil bu anahtar bariz bir parasal yatırımın anlamında görüyorum şimdi sizin yolunuzda kafanızı karıştıran kişilerle beraber yolunuza devam ettiğinizi daha net düşünmeye çalıştığınızı görüyorum ki siz netleşmeye çalıştıkça da etrafınızdaki sesler dış sesler kafanızı karıştırıyor netlik kazandığında bu anahtarla ilgili o yatırımı yapıyor gibisiniz yanınıza 40 yaş üstü bir erkek görüyorum bunu yaparken aldığınız yardım destek fikir belki ama olumlu anlamda etkiliyor bu sizi dengede koruyorsunuz arkadaşlar yani bu yaşadıklarınızın size kattığı şeyler aslında en en belirgin özelliği sizin dengede kalabilmeniz artık Önceden daha fevri ya da sadece duygusal çok üzülen ya da sadece mantığı için hareket eden duygularına hitap etmeyen bir durumdayken siz dengede kaldığınızı, bu dengenin de size iyi geldiğini görüyorum. Şimdi Nisan ayınızı biraz daha ferah geçireceksiniz. Özellikle ev almak isteyenler evini alır, araba almak isteyenler arabasını alır. Alınan kararlarla daha sakin olacağınızı düşünüyorsunuz. Yani alınan kararlar sizin adınıza hayırlı oluyor, onu görüyorum. Fakat... Mayıs ayını, Haziran ayını özellikle Temmuz'a kadar ki süreciniz biraz sanıyorum ki mesela iki kişi sizi burada çekiştiriyor. Yani bir kişi de dışarıda kalmış. Şimdi sizin hayatınıza biri girmek istiyor. Siz bu ya da hayatınıza biri var zaten partneriniz var. Bu kişiyle alakalı kendi kararınızdan ziyade bu sefer iki kişi sizi sağlı sollu almış. Ee, bu karşıda duran kişiye için kişi için size akıl veriyor gibi. ikna etmeye çalışıyorlar gibi. Aman kızım boşanma. Aman oğlum bırakma. Aman oğlum bırak. Aman kızım boşan. Neyse artık bu durum. Ee, i̇ki kişi bari sizi çekiştiriyor ve kendi kararınızı veremiyor gibisiniz. Şimdi bu durumu ben tanışma olarak değerlendiriyorum. Belki de size ee, birisi var. Çok da iyi birisi. Tam da sana göre bir kadın ya da tam da sana göre bir erkek deyip sanki yakınlarınız tarafından bir aracı da olunabilir. Ben bunu olumlu olarak değerlendirmek istiyorum. Kolektife bakıyorum. O yüzden herkes kendi hayatına göre değerlendirsin ama bunu da belirteyim. Şimdi sanki burada bir tanıştırılma evre. Çünkü sonrasında bir anlaşma hali, uzlaşma hali var arkadaşlar. S ve A harfleri var orada. Ee, bir tanışmak için sanki bir konuşmak için tartışma problem neyse onunla belki yüzleşmek için bir konuşma haliniz var. Mayıs ayı içerisinde karşılıklı konuşmalarınızın olduğunu görüyorum. Etrafınızdaki insanlar da sanki ne karar verecek bu der gibi izliyor. Yani sizden haber bekleyenler var. Ee, biraz şöyle bir tempo içerisindesiniz. Hem aşk tarafını hem aile tarafını hem iş tarafını aynı anda idare edebileceğiniz ahtapot gibi olmuşsunuz burada. Ee, biraz hepsini aynı anda yönetmek durumunda kaldığınız için bu karışıklık gibi görünen ama aslında önü açık bakın. Sadece geçmişteki o sakinlik, o stabillik belki de cevap beklediniz. Bekleme aşamasında elinizden hiçbir şey gelmediği için öyle bir sakinlik o. Cevapsız bir sakinlik. Şimdi cevap gelmiş. İşe mi başlayacaksınız? Başlarsınız. Ev mi alacaksınız? Alırsınız. Sorun neydi? Neyse o çözülüyor. Dolayısıyla artık daha hareketli, daha aktif olduğunuz bir sürece giriyor gibisiniz burada. Fanınızın böyle karışık olması sizi korkutmasın yani. Bu olumlu bir aktiflik. Onu söylemek istiyorum. Özellikle şimdi bakın bu iki kişi etrafında birileri de var böyle yanlarında duruyor. Köklü böyle sanki bir meşale gibi o. Kökü olan parasal bir işle alakalı siz ve karşınızdaki birilerinden de destek alıyor gibi görünüyorsunuz. Fikir veriyorlar belki yine ya da destekleyecekler belki yine. Ama sizin adınıza hayırlı oluyor. Sonrasında ellerini arkaya bağlamış bir büyük var. Bak deyip sanki size nasihat verecek gibi. Mayıs atlattıktan sonra şükür dersiniz öyle söyleyeyim size karışık e, olacağınız, kafanızı toplamanız gereken ama sonra sınavınızı hayırlı gerçekleşecek bazı olaylarınız var. Maddiyatla alakalı, işle alakalı, aile durumlarıyla alakalı. Bunlar hepsi aynı anda sadece sizi yoracak olan kısmı bu. Fakat ben böyle Haziran Temmuz ayınızın başlangıcına baktığım zaman bu A harfi çok baskın, B harfi de var orada. İki e, iki kişi karşılıklı konuşuyor. Diğer söyleyenler biraz daha böyle sivri sinek saz gibi küçülmüşler. Yani şunu söyleyebilirim. Haziran ayında yolunuzda çok daha emin yürürsünüz. Çok daha net yürürsünüz. Ve çok daha kendini bilen adımlarla adım atarsınız. Bu sefer dış sesleri susturuyorsunuz. Aldığınız karar budur. Ben bunu buna uygulayacağım. Haberiniz olsun diyor gibisiniz. Ve etrafınıza aldığınız kararı kanıtlarmışçasına adımlar atılıyor bu sizin adınıza güzel bu arada bence partner de olabilir çünkü biriyle berabersiniz bu partnerliği lütfen iş arkadaşı olarak değerlendirin eş olarak değerlendirin ortak olarak değerlendirin ama böylesi bir biriyle beraber yolunuzda ilerlemeniz var şimdi bakalım e, haziran sonrasında bizi neler bekliyormuş bir de oradan neler söyleyecek bize tabağımız şimdi sizlere de göstereceğim arkadaşlar evet yani iş tarafınızdaki o güzel zafer bakın iki kişilik bir iş bu ya siz yanınızdaki çalışan ya siz yanınızdaki iş arkadaşınız ya ortaklı kendi işiniz bilemiyorum ama bu iş yerinde sizi destekleyecek e, sanki bu yola ikimiz baş koyduk diyebileceğiniz bir iki kişi var burada şimdi göstereceğim şimdi sizlere de şu akması bir sonlansın istiyorum sadece evet şimdi şöyle göstereceğim arkadaşlar bakın yani bu bu işte iki kişisiniz. Önünüzde bir engel gibi gördüğünüz nasihat belki verecek ya da işin kurucusu ya da amir memur patron neyse yani burada sizden tecrübeli bir büyük var. Siz bu iki kişi olarak bu büyükle beraber iletişim halindesiniz ve bu büyük size elinize bir şey uzatıyor. Yani bir yardım e, çıkış noktası e, ve ona aşıyorsunuz arkadaşlar. Sonrası çok bereketli gidecek. Haziran ayında bir büyükten gelecek yardım, destek, akıl neyse kesinlikle size çok iyi geliyor ben sizi iki kişi görüyorum şimdi bu iki kişiye göre siz daha isteklisiniz daha azimlisiniz daha öncüsünüz arkanızda kalan ikinci kişi var yani işi yapacak sizsiniz belki beyin mekanizması sizde bir şekilde ağırlık sizde yani ama sonrası temiz hanenizi çok ferah görüyorum o az önce gördüğüm karışıklıkların hepsi Haziran'dan sonra rahatlıyor diyebilirim arkadaşlar Şimdi ben burada bir insanın parasının üzerine çıktığını, sizin ayaklarınızın hizasında kaldığını görüyorum. Yani size hata yapan bir partner, geçmişteki bir partner ayaklarınızın hizasına gelmiş. Ben şimdi sizi burada çok güçlü görüyorum arkadaşlar. Yani ya sizin partneriniz size hata yaptıysa da siz çok güçlüsünüz, etkilenmiyorsunuz. Ya burada bir ayrılış söz konusu olabilir ama siz güçlüsünüz, etkilenmiyorsunuz. Burada partner birinin üzerine çıkmış size yetişmeye çalışıyor. Ve bakın burada yeni bir insan var. Siz aslında artık buradaki geçmişe geçmişte bırakıyorsunuz. Bırakılan e, ilişkiler biten ilişkilerden hayır gelmez diyebilirim. E, buradaki partnerlik ortaklık adı altında imiş ki burada gösterdiği iş tarafı bağlantılı. Dolayısıyla aşkta mutsuzluk var mı deseniz yok güçlüsünüz derim. Önünüz çok kısmetli derim. Biriyle beraber dudak dudağı mısınız? Hayır. Birisi çok yani şöyle söyleyeyim evliyseniz eşiniz size bir hata etmiş birisi yüzünden etmiş annesi ablasını vesairesini dinlemiş etmiş arkadaşını dinlemiş etmiş sizi aldatmış etmiş bir şekilde bu insan hata etmiş size. Ve bunun farkında ve belki de şurada iş bu belki de bir para bu parasının üzerine çıkmış gibi. Yani seninle ilgilenemedim işlerime çok verdim kendimi bu aralar seninle ilgilenemedim demiş ama farkında ve pişman eğer evliyseniz kesinlikle biri sizi destekleyecek aman bak hani yuvan dağılmasın gibilerini de destekleyebilir ya da bekarsanız bu size biri iyi gelecek çünkü şuradaki kişi kimse size iyi gelecek bir insan arkadaşlar e, kolektife yorumladığım için genel yorumluyorum eğer bekarsanız birisi girebilir size iyi gelecek birisi. Eğer evliyseniz birisi size iyi gelecek şekilde destekleyecek. Ve bu kişi de hata yapan da yanlışı yapan da ama maddiyat ama birilerinden dolayı dinlediği için size yapan hata yapan kimse o sizin ayak hizanıza. Sizden af diliyor özür diliyor. Yani buradaki tabloya bakıldığı zaman geçmişi unutun size biri gelebilecek de diyebilirim. Ya da arkadaşlar geçmişteki yapılanlar tamamen önü sizi artık zarar vermeyecek çok güçlüsünüz. Bir de destekleyecek diyebilir. Kolektif olduğu için siz kendinize niyetlendiğinizden dolayı herkes kendi payına düşeni alsın diyorum. Benim görevlediklerim böyle arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Zil'le basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarından da haberdar oluyor olacaksınız arkadaşlar. Buket Hanım, size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruyorsunuz. Buketle Kahve Falı Instagram hesabından bana ulaşım sağlamanız mümkün arkadaşlar. Ee, ve de şunu söylemek istiyorum size. Ee, aşağıda bir link bırakıyorum. Bu telefon linki. Telefon linki üzerinden de bana ulaşım sağlanabiliyor. 0533 031 0132. Telefon numarasından bana ulaşım sağlamanız mümkün. Şimdi şunu söyleyeceğim. Ee, ben her videomuz sonunda mutlaka ee, kendi duygu düşüncelerime yer veriyorum. Şahsınıza fal bakmışım. Sonrasında da sanki sohbet ediyormuşum gibi hissediyorum. Ee, çünkü gerçekten sizlerden aldığım enerjiyle yoluma devam ediyorum arkadaşlar. Bu Hanım iyi ki varsınız diyorsunuz. İyi ki sizler de varsınız. Ben sizdeki enerjiyi, pozitif enerji alıyorum. Sizlere pozitif enerji olarak geri dönüyorum. O yüzden iyi ki varsınız. Bana destekte bulunan herkesi tek tek teşekkür etmek istiyorum. Süreç itibariyle zor günlerden geçiyoruz. Dilerim en kısa zamanda özgürlüğümüze kavuşuruz. Malum süreç oldukça kötü bir tabloyla devam etmekte. Dilerim o özgür olduğumuz günlere geri dönebiliriz. E, bu süreçte birbirimizin gerçekten dualarında olalım. Ben kendi için değil de bir başkasının bir başkasının ettiği duaların daha makbul olduğunu düşünen biriyimdir. Birbirimizin dualarında olalım ve yüreğinizdeki güzellikler gerçekten sizlerin olsun. Ben bedduadan korkarım. İnsanın kalbinde varsa sanki dönüş olarak onu alması gerektiğine gönül dilinden biriyimdir. Hani bizi üzen insanların bizim kadar üzülmesini istiyoruz. Çok insani bir duygu ama e, ilahi adalet teslim etmek en doğrusu. O yüzden Allah herkesin kalbin ekmeğini yedirsin derim ilk gün itibariyle. Sizlere de böyle bir alışkanlık edindirdiysem ne mutlu bana. Bugünler sınav geçecek inşallah yarınlarımızdan umudumuzu e, kesinlikle düşürmeyelim gardımızı düşürmeyelim diyorum çünkü bugün bunları yaşayacağımızı bilmiyorduk yarın da ne yaşayacağımızı bilmiyoruz hayat sürprizlerle dolu arkadaşlar hayat merdiven gibi yukarıya çıkarken soluk soluğa bizi yorar aşağı paldır küldürünü veririz hiç de yorulmayız bu hep böyledir yukarıya emekler verirken bir şey inşa ederken bir şey yapmaya çalışırken çok yorucu olur insan her zaman çok emek verir ama bir günde iflas edebiliriz bir günde sevgilimizden sevdiğimizden ayrılabiliriz. Zor olmuyor iniş daha kolay. Bu bir sınav. O yüzden yarınlarımıza her zaman umudumuzu, gardımızı hep güçlü tutmalıyız diye düşünüyorum. Ben de sizlerden temennim de bu yönde. Kendinize çok iyi bakın. Videomun sonuna geldim. Sabah 10 akşam 7 iki ayrı video yayına giriyor biliyorsunuz ki. Arkadaşlar başta sağlık ama psikolojik sağlık da çok önemli. Bu süreçte birebir yaşıyorum gelen mesajlar talepler uslup bunlar hep diyorum ki insanlar 7'den 70'e sıkıldılar ve psikolojileri doğru değil. Ee, yanı sıra sağlık ve psikoloji o yüzden ee, bunlar sınav geçecek umudunuzu lütfen gardınızı güçlü tutun. Bu bizim için çok önemli ayakta durabilmemiz için en gerekli şeylerden biri ve de herkesin kalbinde biriktirdiği tüm güzellikleri. Rabbim nasip etsin diyorum. Videomun sonuna geldim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.